İki şeyden söz etmek istiyorum. Birincisi, buradaki değerli hocalarımız ve tabii ki Sayın Rektörümüz, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü de aramızda. Herhalde eğitimcilerin çok önemli bir problemi, geleceğe öğrenci yetiştiriyoruz ama fütüristler dışında ne sanayiciler, ne gerçekten çevreciler bize 5 yıl sonra ne olacağını ya da 10 yıl sonra ne olacağını gerçekten söylemiyorlar. Hemen ilk bölümde konuştuğumuz gibi şu anda bilmediğimiz meslekleri yapacak olan, tanımadığımız meslekleri yapılacak olan öğrencilerle birlikteyiz ve eğitimciler ya da toplumda onlara destek olması gereken aile ya da dost olarak, büyükler olarak aslında ne iş yapacaklarını bilmiyoruz. Yani şu anda yetişen öğrenciler bir yandan öğrenmek zorundalar, ikincisi neyi öğreneceklerini bulmak zorundalar. Birinci konuşma maddesi bu olabilir. Sayın Fırat Neziroğlu'na söz vereceğim. İkincisi de dikkat çekici olduğu için söylemek istiyorum. Elimdeki notlarda var. Milli Eğitim Bakanlığı, tabii geçmiş bir tarihte ama böyle bir araştırma yapmış. 21. yüzyıl öğrenci profili çıkarmış. Ve öğrenci profili çıkartırken 2011 yılında öğrencilere önermeler getirmiş. Demiş ki bu eğitim sistemi ne yapıyor? Neye neden oluyor? Niçin bu eğitim sistemi içerisindesiniz? Ve önermelerde bulunmuş ve bu önermeleri öğrenciler onaylamışlar ya da onaylamamışlar. Bana sorarsanız önermelerde problem var. Diyor ki en yüksek yüzdeyle kabul edilmiş önermeleri size okumak istiyorum. Diyor ki eğitim sistemi öğrencilere sorumluluk almayı öğretmektedir. Bu %94 oranında kabul görmüş. Eğitim sistemi öğrencilere insanlara saygı duymayı öğretmektedir. %93.6 kabul görmüş. Eğitim sistemi öğrencilerin dayanışma ve yardımseverlik anlayışlarını geliştirmektedir. %93.5 olarak kabul görmüş. Eğitim sistemi öğrencileri ahlaklı olmaya yönlendirmektedir. Bu da %92.7 kabul görmüş. En düşük yüzdeyle kabul görmeyen 4 önerme. Eğitim sistemi öğrenciyi değersiz görmektedir. %62 civarı. Eğitim sistemi uluslararası standartlardadır. %66. Eğitim sistemi öğrencilere pasif kişiliği özendirmektedir. 66.8. Eğitim sisteminde yabancı dil eğitimi iletişim kurulabilecek yeterlilikte verilmektedir. %73.1. Yani aslında bakanlık da araştırma yaparken bakanlık da sanki eğitim sistemini anlamadan sormuş gibi geliyor bana bu araştırmada. Bilmiyorum böyle bir malumunuz var mı? Yani bu eğitim sistemi ne işe yarar konusunda. Ve başka bir şey daha okumak istiyorum. Yine bir araştırma sonucu olarak. Yeni bin yılın öğrencileri dijital araçların dilini keşfederek, yaparak, yaşayarak öğrenen, çoklu işlemler yapabilen, yine burada sanki bir hastadan söz eder gibi söz ediyor. Dikkat süreleri kısa. Zihni sürekli konudan konuya atlayan, iletişimde ve ilişkilerde sabırsız, anında bir şey isteyen diyor, onu bilmiyorum ne istiyor olabilir. Oyun merkezli yaşayan ve oyun merkezli öğrenen, fantezi dünyası gelişmiş, müthiş. Dijital olarak sosyal çevresi gelişmiş, fiziksel olarak çoğunlukla yalnız, canavardan grafik öğeleri metin öğelere tercih eden, dijital araçları kağıda basılı araçlara tercih eden, Android. Eğitimden buna rağmen beklentileri yüksek. Çok özür dilerim. Yani bu çocuğu hemen doktora götürmek gerekiyor. Ben de başka beklemiyorum. Bu tarih sıkıntı, çok kötü bir tarih. Sıkıntı var yani. Bana aklıma tek bir şey geliyor.
grafik ögeleri seviyor. Yalnız yapıyor bu işi. Fantezi dünyası gelişmiş ve dijital aklıma tekörlük. Bu çocuk ya, ne yapıyor? Ya, yani evet. Korkunç ya. Oyun merkezli bir kere. Allah'tan yani, akşam yayınlanacak. Hayır şey çok fena. Yani bu çocuk mesela bunu daha küçük yaşta hiperaktif diye doktora götürüyoruz. Yani dikkat süreleri kısa, zihni sürekli konudan konuya atlayan, iletişimde ve ilişkilerde sabırsız. Yani hakikaten burada bir problem var ve bu yani bu bütün dünya için değil mi bu? Yani Türkiye değil bu. Bu bütün dünya. Ve yani garip bir şey. Benim başıma gelen bir bu olay. Bu gencin sorunu değil, toplumun sorunu yani, diye çalışıyor aslında. Şey, Kopenhag'da bir restoran. Baktık ki dışarıdan bütün restoran bir kütüphane. Benim de burada bir kabarem var. Bütün bir duvarı kütüphane. Aman dedim hemen şuraya girelim. Bak bizim gibi bir yer yapmışlar falan filan girdik. Ve kitaplara bakıyorum. Ellerim cebimde ya da ellerim arkamda böyle kitaplara bakıyorum filan. Genç bir garson geldi. Belli ki işte oradaki gibi yani bir yerde belki öğrenci filan ama orada da garsonluk yapıyor belki işte okul parasını çıkarmak için filan. Dedi ki kütüphanenin önden çekilin dedi. Neden dedim? Çünkü dedi kitapçı kapandı. Dedim ki hayır burası kitapçı değil, burası bir restoran. Ama sizin kütüphaneniz var restoranınızda. Evet ama dedi kitap satışı 6'da kapandı. E tamam. Tamam. Ama dedi kütüphanenin önden çekilmeniz lazım. Niye? E kitap satmıyoruz ki. E tamam almıyorum. Bakıyorum. E hayır çekilin dedi kütüphanenin önden. In English dedim kafayı mı yedin? İyi misin? Ve delirebilirsin yani bu. Nasıl ya? Ya burası senin lokantan ve lokantanda dekor olarak kitap var. Ben de kitaba bakıyorum. Korkunç bir şey. Yani onun kafasında diyor ki eğer kitap satışı 6'da bittiyse bu adamın bu kitabın önünde durmaması lazım diye düşünüyor. Bu bütün dünyada rastlayabileceğimiz yurt dışı seyahatlerinde filan ya da şunu mesela çok duyuyorum. Bir müzenin işte büyük bir müzenin mesela merdivenlerinde oturuyorsun filan. Müzeden birisi çıkıyor yine genç birisi geliyor sana diyor ki sen en alt basamakta oturuyorsun. Mesela diyor ki burada diyor oturmayın. Niye? Çünkü diyor yangın çıkarsa diyor içeridekileri tahliye etmek zorunda kalacağız. Ve o zaman siz burada oturursanız tahliye edemeyiz. Ben de ona diyorum ki yangın çıkarsa zaten benimle uğraşmaman lazım. İtfaiyeyi araman lazım. Olsun siz önce kalkın. Yangın çıkarsa ben itfaiyeyi ararım diyor. Bu çok çok garip bir şey. Çok garip bir düşünce tarzı. Yani burada tabii yani dolayısıyla şunu hissetmeye başlıyorsun belli bir süre sonra. Diyorsun ki ben acaba hani şeyler var ya akıllı telefonların şeyleri Siri falan. Ben Siri gibi bir şeyle mi konuşuyorum acaba yani? Hani ya da Google'da soruyor ya insan are you human falan gibi bir şey yani. İnsanla mı konuşuyorum acaba diye.